Arkadaşlar selam. Bu videoda gerçekten çok enteresan bir şey işleyeceğiz. Import HTML. Diyelim ki bir web sitesi var ve bu web sitesinin içerisinde de birçok veri var ve siz bu verileri de kendi tablonuzda göstermek istiyorsunuz. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Biz bunu import HTML ile birlikte yapacağız ve import HTML ile birlikte bir datayı gidip web sitesinden çekebileceğiz. Özellikle tabloları web sitesinden çekebileceğiz. Şöyle bir şey yapalım. Ben Triatlon Federasyonu'nun bir tane verisini görmüştüm. Triatlon diyelim ve Enter tuşuna basalım. Daha sonra şuradaki yarışma sonuçları, yarışma takvimi. Evet, yarışma takvimine geldim ve yarışma takviminde şurada da yine bir inspect diyelim yine görmek için. Burada bir tablonun olduğunu görüyorum ve bu büyük bir ihtimalle tek tablo zaten bu sitedeki. Bu inspect HTML, import HTML kısmı ile birlikte siz isterseniz bir tabloyu veyahut da herhangi bir veriyi buradan çekebiliyorsunuz. Peki nasıl yapacağız? Birincisi geleceğiz. Buradaki linki alacağız. Daha sonradan da şuradaki verileri de hemen sileyim çünkü en baştan yapacağım. Formülümü de sildim. Ve en baştan diyorum ki eşittir import HTML. Import HTML dedikten sonra tırnaklar içerisinde hangi web sitesindeki hangi link olduğunu belirtiyorum. Bunu dedikten sonra artık bunun içerisindeki hangi tarz veriyi istediğimi söylüyorum. Burada biraz web bilgisi gerekiyor ama genellikle bu tarz tablo görünümlerinin ismi table'dır. Ve table diyorum. Peki sayfada birden fazla table olabilir. Mesela 3. table, 5. table, 6. table. O zaman da diyorum ki İşte burada birinci table veyahut da ikinci table veyahut da üçüncü table diye o sayfada birden fazla table varsa onlardan hangisini istediğimi burada belirtiyorum. Ben birinci table istiyorum. O yüzden Enter tuşuna basıyorum. Hazır mıyız? Geliyor mu? Ve geldi. Evet, burada yarışma sonuçları ile ilgili veyahut da yarışma takvimi ile ilgili bir tane tablo varmış ve bu tabloda da işte bütün durum yer alıyormuş. Hatta herhangi biri tıklayınca gördüğünüz gibi sanki datayı ben elle yazmışım gibi burada görebiliyorum ve kullanabiliyorum. Peki, bu sefer farklı bir şey yapalım. O yapacağımız şey biraz çılgınca olacak ama ilk örneğimi yine şuradan alayım. Bu bir web sitesi ve bu web sitesini aldıktan sonra da şuraya geleyim ve eşittir diyeyim. Yine import HTML diyelim. Import HTML dedikten sonra da yine o web sitesini yazalım ve yine birinci tablo diyelim. Ve birinci tabloyu istediğimizde yazalım çünkü bir tane tablo vardı. Burada dikkatli bakacak olursanız ilin ismi ve plaka kodu var ama bu tabloda yine iğrenç bir şey yapmışlar. SEO için sanırım böyle bir şey yapmışlar ama iğrenç olmuş. İsimlerin ve plakaların dışında sol tarafta bir tane daha veri var. Ben bu veriyi gizleyebilirim veyahut da başka bir şey yapabilirim. Ama bunu gizlemek veyahut da başka bir şey yapmak yerine bu veriyi iki kere çağırıp ondan sonra da bu iki kere çağırırken de birincisi ve üçüncüsünü istiyorum veyahut da ikincisi ve üçüncüsünü istiyorum gibi bir şey yazabiliyorum arkadaşlar. Peki o nasıl olacak? O şöyle olacak. Yine burada da formülümüz var. Bu sefer diyoruz ki importla birlikte HTML'i çağırırken indeksi kullan. İndekste de siz kolon veyahut da satır veyahut da kolon bilgisi verebiliyorsunuz. Yani indeks olacak. İndeksle birlikte import HTML'i kullanacağım. Ve import işlemini kullandıktan sonra burada bu datayı alacağım ve yine table alacağım. Table aldıktan sonra birinci table alacağım. Daha sonra bunu kapatıyorum, indekse geri dönmüş oluyorum. Burada kaç tane satır istiyorum? Belli değil. Şu anda satır sayısı benim için önemli değil ama sütun sayısı belli. Ben bir tane istiyorum diyorum ve enter'a basıyorum. Ve enter'a bastıktan sonra buradaki gelmedi çünkü tırnaklar içerisinde kalmış burası. Ve enter tuşuna bastım. Niye gelmedi? Bir bakalım şuradaki formülden. Aslında gelmesi lazım. İndeks parantez fazlalığı var. Şöyle yapalım. Şu bitti. Ve tekrar burada bir diye yazalım. Ama bir diye yazdığımız zaman istediğimiz bilgi gelmedi. Bunu iki yaptığımız zaman ne olacak? İl adı geldi. Şimdi il adı geldi ama şurada da 2-3 diye bir şey diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz.
Ondan sonra köşeli parantezler içerisinde böyle yazabiliyor muyuz? Yazamıyoruz. O zaman şöyle yapacağız. Bunu yazamadıysak 2 diyeceğiz ve 2 dediğimiz zaman buradaki indeks bilgisiyle birlikte birden fazla veriyi aldık. Peki aynısından bir kere daha yapsam şu yan tarafa ve desem ki sen de 3 olacaksın. O zaman bu sefer de plaka kodları geliyor. O zaman bu iki bilgiyi kopyalayıp ondan sonra da array içerisine alırım. Yani şöyle yapabilirim. Şu bilginin içerisine alırım. Ve bu bilginin içerisine aldıktan sonra bir kere daha alırım. Ve buna da 3 derim. Ve tekrar süslü parantezlerimi kapatırım. Ama en baştaki şu eşittir de sileceğim. Ve bunu yaptıktan sonra şurada bir tane eşittir kaldı galiba. Onu da sildiğim zaman iki kere aynı veriyi al ve iki kere aynı veriyi alırken de bir tanesini de ikinci kolonu, bir tanesini de üçüncü kolonu kullan dedim. Ve Enter'a bastıktan sonra bu sefer tek formülde yine aynı şekilde işlemini yaptım. Şuradaki array kullanımı çok enteresan bir kullanım. Bundan sonra yine bir videoda açıklamayı planlıyorum. Çünkü array kullanımı ile birlikte birçok datayı manipüle edebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok keyifli bir özellik. Şu anda gördüğünüz gibi burada birinci formülüm var. Burada ikinci formülüm var. Yukarıdan bakabilirsiniz. Burada yine bir tane formülüm var. Ama burada formül yok. Sanki gerçekten yazı varmış gibi. Ama şuradaki yazıyı sileyim. Ama sildirtmiyor. Siliyorum. Tekrar sildirtmiyor. Enteresan. Bu yöntem sayesinde sanki burada data varmış gibi görüyorsunuz ama aslında tek bir yerde formül var. Ve bu formül chart diye bütün sayfada oluşması gereken bütün yapıyı sizin için oluşturuyor. O yüzden de hem import HTML hem de burada index kullanımını gördük. Ama index kullanımını şu anda anlamamış olsanız da daha sonra index ile ilgili yine bir tane video hazırlamayı düşünüyorum. Burada anlatmaya çalıştığım şey aslında import HTML'di. Import HTML ile birlikte istediğiniz tablo bilgisini alabiliyorsunuz. Ve kompleks yapılar oluşturabiliyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim gibi bunun mesela birincisini ve üçüncü sütununu almak istiyorum dersek o zaman indeksi kullanabiliriz ki burada da ona benzer bir örnek yaptım. Plaka kodlarının nasıl olduğunu buradaki formülden görebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz bu videoyu çünkü bu sizin çok işinize yarayacak. Buna benzer yine kompleks formüller hazırlamaya çalışacağız ve çeşitli meydan okumalar bulmak istiyorum açıkçası. Bakalım ne tarz şeyler bulacağız. Çok keyifli şeyler olacağına inanıyorum. O yüzden de siz yine aynı şekilde linkleri takip edin ve buradaki yapılacak olan işlemlere bakın. Trello'da da aklıma gelen şeyleri yazmaya devam edeceğim. Yine oradan da eğer Trello hesabınız varsa oy kullanabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. İyi oldun, like ettin. Eğer beğenmediysen de bana mail attın neden beğenmediğini. Ben de o tarz şeyleri merak ediyorum çünkü yeni videoda görüşmek üzere.